Yeni bir mecradan merhabalar. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Sayın Vedat Bulut'la birlikteyiz. Sayın Bulut'la hükümetin deyimiyle tam kapanmayı konuşacağız. Hocam hükümet dün itibariyle, dün akşam saat 19 itibariyle tam kapanmaya gitti. Bir günü geride bıraktık. Siz de aslında tam kapanma istiyordunuz Türk Tabipler Birliği olarak. Fakat şu ankine tam kapanma olarak tanımlayabilir miyiz? 22 milyondan insan, 22 milyondan fazla insan bu kısıtlamalardan muaf durumda. Küçük tatil beldelerine insanlar yığılmış durumda. Bu bir tam kapanma olarak tanımlanabilir mi? Sosyal desteği yok bu kapanmanın. Bu nedenle de 16 milyon 500 bin işçimiz çalışıyorlar mecburen. İşçilerimizin çalıştığı bir dönemde fabrikaların karantina olmadığı ya da kapatılmadığı bir dönemde çarklar çalışırken bir kapanmadan söz edemeyiz. İşçilerimize ekonomik destek sağlayıp, esnafımıza kira yardımı sağlayıp, hanelere bir gelir vererek 28 günlük bir kapanma gerekiyordu. Böyle 17 günlük kerameti kendinden menkul bir süreyle kapatma olmaz. Buna kapanma değil, kapatma diyebiliriz ya da kapanmacılık oynama diyebiliriz. Sosyal devlet ilkelerinden yoksun bir kapanma. Türk Tabipleri Birliği her zaman kolektif korunmadan bahsetti. Çarkları durdurun, parkları açın dedi. Yani sokağa çıkma yasağı olarak uygulanması bu kapanmanın yanlış. Çünkü açık havada insanların hareketliliğe ihtiyacı var. Bunun getirdiği bir takım sağlık sorunları var. Sağlık sorunlarıyla beraber gelirsizliğe bağlı beslenme bozuklukları ve bir takım sorunlar da başlayacak. Mesela insanların elektrikleri nasıl ödenecek, su faturaları nasıl ödenecek, bir marketten alışveriş yaptıklarında ceplerinde para yoksa evde nasıl oturacaklar? Yine kalabalık haneler için, yani nüfusları kalabalık olan aileler için bunun bir kıymeti yok. Bilime, akla da uygun olmayan bir kapanma olur. Sadece göreceli olarak şunu çözmeye çalışıyorlar. Sayıları birkaç bine çekersek turizm sezonunda işte yine turizm patronlarımız para kazansın diye. Ama bunu hiç değilse turizm sektörüne para kazandırmak istiyorlarsa bir miktar parayı da emekçilere ayırmaları gerekirdi. Şu ana kadar 638 milyar Türk lirası sosyal yardım yaptıklarını söylüyorlar. Bunun %90'ı iş adamlarına, bankacılara, inşaat sektörüne, işte prim affı, vergi affı ve teşviklerle sadece %10'u halkın geri kalan kitlesine, yani 85 milyona 10 lira ama zengin patronlara 90 lira para vermişler. Halbuki onun yarısıyla bile sosyal destek sağlayarak insanların evde kapanmasını 28 gün isteyebilirlerdi ve o zaman da bu rakamlar gerçekten yüzlere düşerdi. Belki ölüm sayısı günlük birkaç olurdu ve normalleşmeye geçebilirdik. Bu arada da tabii aşıyı hızlı takip ederek, aşıyı hızlı bir şekilde uygulayarak yapabilirlerdi. Ancak görüyoruz ki sermayeden yana bir hükümetimiz var. Patronlar bakan, işçiler kurban olmuş. Turizm patronumuz, turizm bakanı, sağlık patronumuz, sağlık bakanı ve eğitim patronumuzsa Milli Eğitim Bakanı. Böyle bir Türkiye'de emekçinin, işçinin yanında bir karar almalarını beklemiyoruz ve öyle de yaptık. Hocam, küçük tatil beldelerine ve büyük yerlere de çok göç var, insan akını var. Bodrum Belediye Başkanı, 6 bin olan nüfusumuz 500 bine çıktı diyor. Bunun için yeterli hastane yok, su yok diyor, altyapı yok. Bu turizm merkezlerindeki yığılma, bu süreci nasıl etkiler, salgın sürecini? Şimdi biliyorsunuz bölge bölge değişik mutasyonlar var. İşte en son Hindistan 5 mutasyon vakası İstanbul'da vardı. Bu şunu gösterir, bu giderek sahillerde tekrar Türkiye'ye yayılacak şekilde. Önce insanlar oraya gidecek, buluşacak orada ve virüsler bulaşmayı arttıracak. Daha sonra da kendi memleketlerine gittiklerinde buradan aldıklarını götürecekler demektir. Kaldı ki bir tatil kasabasına, bir tatil ilçesine nüfusunu bu kadar artırdıklarında başka bir sorun daha var. Oradaki yatak sayısı belli, doktor hemşire sayısı belli, yoğun bakım yatak sayısı belli. Çok sayıda hasta olduğunda
ölümler olabilecektir. Bunların hepsi plansız, programsız yapılmış uygulamalar. Evet, haklısınız. Tatil yörelerine bu şekilde akın edilmesi bulaşı arttıracaktır. 17 gün sonra vakalar tekrar hızla yükselip eski rakamları yakalayacaktır. Siz de işaret ettiniz, ekonomik destek olmadan bir kapanmaya gidildi. Bu yüzden milyonlarca insan çalışmak zorunda. Belli küçük kasabalarda, ilçelerde nüfus yığılması var. Bu 17 günlük sürecin sonunda Sayın Sağlık Bakanı'nın iddia ettiği gibi 5000'lerin altına inmemiz mümkün görünüyor mu? Ben görmüyorum bunu. Yani 5000 rakamın üzerinde kalır, düşer rakamlar. Ancak 5000'in altına düşmez. Çünkü zaten 600 bin kadar aktif hasta var. 600 bin aktif hastanın 17 gün içinde önemli bir kısmı taburcu olmuş, iyileşmiş olacaktır. Ama bulaştırıcılık yine olacak toplum içerisinde. Çünkü iş yerlerini kapatmadık. Sosyal destek sağlayarak sonuçta tekrar rakamlar 5000'den 60 binlere kadar gider. Böyle giderse. Eğer aşıları da yapmazlarsa zamanında. Hocam siz aşının önemine az önce de dikkat çektiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bir açıklama yaptı. Aşıda bir sıkıntımız yok, tedarik sorunu yok. Tedarik sorunu yoksa neden aşılama hızımız bu kadar düşük? Aşıda ne durumdayız? Aşıda şöyle ki ellerinde az bir stok var. 3 Mayıs'a kadar, yani bundan 10 gün önce, 12 gün önce başlayan süreci söylüyorum. 3 Mayıs'a kadar Sinovac'ın randevusu verilemiyor. BioNTech'in de randevularından ikincisinin açılması önce karar verildi. Sonra biliyorsunuz tekrar muhtemelen yeni bir alım için konuşma oldu ki süreleri açmadan zamanında uygulayacağız dediler. Bu aşı stoğumuz yeterli değil. Bu sadece iç politikaya yönelik klasik söylemler. İnsanları rahatlatmak için söyleniyor. Ama gerçek ortada, randevu almaya kalkan herkes bunu görüyor. Randevu almaya kalkarsanız Sinovac'ın birinci randevusunu alamıyorsunuz. BioNTech'in ikinci randevusu için de şöyle ilginç bir şey var. Biliyorsunuz onlar beşli beşli açılıyorlar. Eğer 5 kişi aynı anda toplamazsanız kullanamıyorlar. Soğuk zincir bozulacağı için çöpe gitme ihtimali var. Bu nedenle de 100 kilometre mesafede yolculuk yapıp başka bir hastaneye sizi gönderiyorlar. İnsanların aşıya ulaşabilecekleri ücret bu 100 kilometrelik yolculuğu yapmakta daha ucuz normal. Eğer patent olması ve biliyorsunuz 3 dolara bile satılan dünya pazarında aşılar var. Ama biz aşıyı çeşitlendirmediğimiz için Türkiye'de de insanlarımızın böyle 100-150 kilometre Çanakkale'den İzmir havalanın olduğu bölgeye Çiğli'ye gönderecek kadar saçma politikalar uyguluyorlar. Bu da insanlarımız için aşıya erişimi, aşıya ulaşımı zorlaştıran bir durum. Aşı elimizde yeterli değil. 120-150 milyon doz arasında bir aşı var. Şu anda elimizde 30 milyona yakın bir doz var. Onu söyleyelim. Ki bunun 23 milyon kadar yapıldı. 7 milyon da işte bekletilen bazılan ikinci dozu, yani Sinovac'ın ikinci dozu ellerinde. Bir de BioNTech'in bir aşısı içinde böyle toplayarak yapıyorlar. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bugün bir açıklama yaptı. Sputnik aşısıyla anlaşma sağlandığını ve 6 ay içerisinde 50 milyon doz geleceğini söyledi. Sputnik güvenilir bir aşı mı? Bugüne kadar ortaya çıkan sonuçlar nasıl? Sputnik V aşısının güvenilir olduğunu, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bahsettiği %50'lik koruma oranının üstünde bir koruma sağladığını biliyoruz. Türkiye'de elbette ki üretilebilir ancak veya 50 milyon temin edilebilir. Ancak biliyorsunuz ki daha önce de böyle 40-50 milyon dozu temin edeceğiz demişlerdi, edememişlerdi. Bunlar genelde sözde kalıyor. Yine iç politikaya yönelik toplumun endişelerini giderme söyleme olmamasını temenni ediyorum. Eğer öyleyse zaten güven kaybetmişlerdi. Güven sıfırlanır. Hocam son olarak hükümet yetkilileri yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar yerli aşıların piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Bu konudaki çalışmalar ne durumda? İki tane önemli çalışma var. Şu anda önde giden. Bir Erciyes Üniversitesi'nde. Tahmin ediyorum ki eğer çalışmaları yerinde giderse Haziran-Temmuz ayı gibi prototiplerini üretip
Daha sonra da İstanbul'daki bir firmada üretecekler. Yine Konya Selçuk Üniversitesi'nde, onların da sonuçları Eylül-Ekim gibi belirir. Sonbaharın sonuna doğru Vetal Adıyaman'daki bir firmada üretmeyi planlıyorlar. Ancak üretim kapasiteleri önemli. Bunlar böyle haftalık milyonlarca doz üretebilecek kapasitelere sahip değiller. Çünkü inaktif aşı formu özel biyoreaktörlerde üretiliyor. Ve GMP BSL 3 dediğimiz, yani iyi üretim koşulları ve güvenlik kabinleri içeren sistemler içinde üretilmesi gerekiyor. O nedenle üretim kapasitesinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama öyle 10 milyonlarca doz üretip Türkiye'nin sorunu birkaç ay içinde çözebileceğini sanmıyorum. Türkiye'deki üretim kapasitelerini kısmen bildiğim için bunu söyleyebilirim yerli aşılarla ilgili. Ayrıca yine Bilkent Üniversitesi, ODTÜ'de ve Ege Üniversitesi'nde, yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalar var. Yalnız bir karardan bahsedildi bugün. Ben henüz daha kararı okuyamadım. Yeni çalışma yapan aşılar, Türkiye'de aşı kampanyası başladığı için plasebo konulu çalıştıramazlar diye bir karar geldi. Biliyorsunuz ki çift kör randomize çalışmalarla aşılar üretilmelidir. Eğer plasebo kanadı olmazsa, ki bunu da şunun için yapıyorlar, çünkü aşıya sırası gelen olacağı için plasebo aşı kişiyi risk edecek, etik açıdan bir sorun. Bu durumda yerli aşılar hangi ortamda, hangi istatistiki tekniklerle üretilecek ya da olurlarını alacak, o da bir merak konusu. Umarım ki doğru değildir bu karar ama öğreneceğiz. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum yeni bir mecra izleyiciler. Teşekkürler, sağ olun.